Evet değerli izleyenlerimiz, bugün Aydın'ın Buharkent ilçesindeyiz. Buharkent'teki deve güreşlerini sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdi sahaya gidelim, bakalım kimlerle neler konuşacağız. Saraköy'den Gırburun, Kurtuluş'tan Ejderha, bu değerde sahaya. Torbalı'dan kesik kulağını aradı. Turul'da bir yerleme. Turul bak buraya. Turul, kumanda evde kaldı senin. Bak buraya ha. Sakın yalan söyleme, sözün altınken olur bakır, kesik kulağın da rakibi, köşkten birinci çakır. Arkadaşlar çakırı indirin bakalım. Aydın'dan birinci Çavuşoğlu Atça'dan Onur Bey, Parsa'dan Gerdanya, Torbalı'dan Baba Bekir, Kurtuluş'tan Ejderha, Saraköy'den Gırburun. Kıymetli misafirler, kesik kulak yeniden çakırı çırpmak istedi, olmadı. Turu delleme. Kıymetli misafirler, çakırıyı şu anda kesik kulak yarım bağladı, almadı. Müjdat, Tom'a geldi mi? Tamam, gördüm. Kıymetli misafirler, kesik kulak yarım yarım bağlıyor. Rakip olan çakır kendini bağ vermiyor. Güreş böyle devam ediyor. Ayrın develeri çakır ve kesik. Kırkamalı, Saraköy'den Atıpoğlu, bu develer sahaya. Tamam. Yılmaz. Tamam, dışarıya. Hadi ya. Evet, Akın Pazarlıoğlu hoş geldin. Sağların büyük abiyi, geldin mi? Evet değerli izleyenlerimiz, Aydın'ın Buharkent ilçesindeki deve güreşlerinde röportajlarımız devam ediyor. Tabii üniversiteden hocalarımız da buradalar. Efendim merhabalar. Merhabalar, merhabalar. İzleyicilerimiz için sizi bir kez daha tanıyalım dilerseniz. Ben Doçent Doktor Mesut Kırmacı. Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Peki hocam, deve güreşleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla şöyle genel bakmak gerekiyor. Kültür insanoğlunun binlerce yıldır biriktirmiş olduğu değerler toplamıdır.
Bu değerler toplamından bir tanesi de deve güreşleri. Ben ilk kez geliyorum ama buradaki insan topluluğuna baktığım zaman bunun gerçekten burada yerleşmiş ve buraya özel olduğunu görüyorum. Gerçekten çok hoş bir ortam var. İnsanlar çocuklarıyla, çocuklarıyla gelmişler. Ben de burada olmaktan çok mutluyum açıkçası. Tabii. Gerçekten çok farklı bir ortam. Daha farklı kafamda tezahür etmiştim ama çok farklıymış. Geldiğimde de çok mutluyum yani. Tabii çok ilgi var. Evet, evet. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Hani geçmişimizden mi geliyor bu? Türk milletinin geçmişinde böyle bir şey var değil mi hocam? Vallahi ki işte dediğim gibi kültür bir anda oluşan bir şey değil. Bu yıllardır biriken ve bunların içerisinde kuvvetli olanlar ancak tutunarak gelebilen bir şey. Yani bu da böyle demek ki bizim kültürümüzde de var ki geçmişte. Çok açıkçası araştırmadım. Hani nereye kadar gittiğini araştırmadım. Siz yani böyle bir röportaj isteyince daha merak da ettim doğrusu. Nereye kadar gidebilir? Acaba Orta Asya'dan gelen bir kültür müdür? Yoksa biz işte Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı aldıktan sonra oradan gelen bir kültür müdür? Tam olarak bilemiyorum. Ama bir merak konusu. Gittiğimde onu araştıracağım. Umarım seneye bunu da tekrar konuşuruz. Bir dahaki röportajımızda inşallah daha detaylı konuşuruz. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Aydın'ın Buharkent ilçesindeyiz. Gerçekten harika bir yer olmuş. Sahası güzel, yeri güzel. Tabii başkanımızın emeğine sağlık. Şimdi başkanımız Mehmet Erol Bey yanımızda. Başkanım tebrik ediyoruz. Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz başkanım? Şimdi bizim sahamız yoktu. Futbol sahamızda yapıyorduk. Futbol sahamız bizim topraktı. Evet. Futbol sahamızı çimlendirdik. Bir yeni sahaya ihtiyacımız vardı. Yine şehir merkezinde olmak üzere güzel bir saha yaptık. Ve şunu söylüyoruz ve deveciler de bunu teyit ediyorlar zaten. Burası şu an deve güreşleri açısından Türkiye'nin en iyi sahası. Buharkent deve güreş arenası şu an Türkiye'nin en iyi arenası. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Biz 1,5 ay gibi kısa sürede yaptık biz burayı. Gördüğünüz çok büyük bir katılım da var. Evet, katılım çok. Ya şimdi devecilik, deve kültürü, devecilik, deve güreşleri bizim milli kültürümüzün bir parçası. Dolayısıyla onu devam ettirmek. Yüzyıllardır yapılıyor bu yörük kültürü. Biz de devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmışken en iyisini yapalım dedik biz. Sahamız çok güzel, kademeli bir şekilde seyir açısından, otopark açısından, develerin bağlanacak yerler açısından emsalsiz bir yer. Çok geniş bir alan, çok güzel bir havamız da güzel. Çok güzel. Hani onu dedim yani nazar değmesin. İnşallah. Peki başkanım. Tarihi bugün bir kalabalık da var. Evet, çok güzel. Tarihi bir kalabalık var. Herhalde bundan daha kalabalık bir deve görüşü yoktur. Olmamıştır. Peki başkanım nerelerden geldiler? Genelde nereden geldiler buraya bugün? Aydın'da deve güreşi yok bugün. Aydın ilçelerinde yok. Sadece Buharkent'te var. Bir de Ayvalık'ta var. Aydın her tarafından geldiler. İzmir'den geldiler. Diğer İzmir ilçelerinden geldiklerini biliyoruz. Çanakkale'den de gelen var. Antalya'dan da gelen var. Her yerden gelen var. Saraköy tarafından var. Deniz'den gelen var. Biz bütün misafirlerimizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Gerçekten güzel bir kalabalık oldu. Sahanın hakkını verdi yani. Aynen, evet. Sahanın hakkını verdi. Zaten girerken belli başkanım. Hani biz Buharkent'e girdik, o havayı hissettik yani. Evet, evet. Çok güzel olmuş. Güzel bir coşku var. Evet. Güzel bir kalabalık var. O heyecan var. Evet. Deve güreşi devam ediyor bir yandan. Biraz daha aman dikkat edelim. Evet. Eğer risk olursa ara verelim. Yok, tamam. Biraz daha uzaklaştılar. Evet. Aslında iyi oldu. Hani izleyicilerimiz biraz daha yakından görmüş evet, oldular. Biz şöyle geçelim isterseniz. Evet. İkinci Akçay Dereler Toma döndü çırpmak için çırpamadı. Ben de ilk defa bir deve güreşini bu kadar yakından izlemiş oldum. Neredeyse önümüze kadar geldiler. Evet, pehlivan develer gerçekten. İbrahim Çavuşoğlu develer gel. Ejderha. Evet. Evet Kadir'im, tamam aynen devam ediyoruz. Evet başkanım, buradan bizi izleyenlere mesajınız varsa alalım başkanım. Evet yani bundan sonra yine deve güreşleri bu harekette, bu coşkuda, bu kalabalıkta geçecek. Ben bundan sonraki deve güreşlerine herkese şimdiden davet ediyorum.
kazasız, belasız, güzel bir güreş olsun istiyoruz biz. İnşallah bugün de öyle olacak inşallah. Ben bizi izleyenlere, herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Emeğinize sağlık başkanım. Çok güzel olmuş. Sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra her sene yanınızda yer alacağız. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun başkanım. Tamam. Yılmaz. Tamam, dışarıya. Evet. Röportajlarımız devam ediyor. Şimdi de Aydın AK Parti İl Başkanı Sayın Ömer Özmen Bey yanımızda. Başkanım hoş geldiniz Buhar Kent'e. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Çok güzel bir ortam. Siz neler söylemek istersiniz? Evet. Bugün Buhar Kent'imizde gerçekten çok güzel bir deve güreşi ortamı var. Özellikle katılan develerin sayısı, nitelikleri, vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten bizi sevindirdi. Yine arena çok güzel bir deve güreşi arenası oldu. Bildiğim kadarıyla şu an bölgenin en büyük ve en güzel arenası. Gerçekten havan da güzel olmasıyla beraber vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, özellikle Ege'nin birçok uzak ilçelerinden de gelen, illerinden de gelen arkadaşlarımız var. Yolda gelirken İzmir plakalı, Manisa plakalı, Balıkesir plakalı birçok araç gördük. Bir teveccühün olduğu ortada. Bu organizasyonu hazırlayan başta belediye başkanımız olmak üzere bu deve güreşi seven tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum inşallah bu erken için. Çok teşekkür ediyorum. Tabii siz yıllardır Aydın'da bu tür güreşleri takip ediyorsunuz. Evet. Ama bu kadar kalabalık, bu kadar güzel bir ortam yani, olmamıştı değil Allah, mi? Allah nazardan saklasın. Özellikle tribün ortamlarının hazırlanması hep beraber görüyoruz böyle. Gerçekten seyir açısından da bir keyif veriyor. Bugün sevindik, gururlandık. Hava da güzel. Hava da güzel. Allah razı olsun emeğe geçen arkadaşlara. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok iyi günler, iyi yayınlar. Evet, Akın Pazarlıoğlu hoş geldin. Evet değerli izleyenlerimiz, Buharkent'te deve güreşlerinde röportajlarımız devam ediyor. Şimdiki misafirim Buharkent Kaymakamı Sayın Cemil Öztürk. Efendim merhabalar. Buharkent'te bugün çok güzel bir hava var. Neler söylemek istersiniz? Hava güzel. Gördüğünüz gibi kalabalık bir ortam ve deve güreşlerimiz başladı. Çok güzel yeni aranamızda, yeni deve güreş aranamızda. Ben öncelikle ilçemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem deve güreşlerimiz hem de yeni deve güreşleri arenamız. Biliyorsunuz deve güreşleri Ege bölgesinde tarihi kökleri olan, gelenekleri olan güzel bir göreneğimiz, güzel bir geleneğimiz. Dolayısıyla biz de bu güzel geleneği devam ettirmek için gerek belediye olarak gerek kaymakam olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsanların deve güreşlerini hem huzurlu bir şekilde hem güvenli bir şekilde mutlu bir şekilde tamamlaması için ve bugün güzel coşkulu bir kalabalıkla buradayız. Ya burada şunu gördüm ben. Hem insanlar eğleniyorlar evet, hem de evet, ilçenin bir tanıtımı gibi bir şey değil aynen mi? Aynen o şekilde. Burada kalabalığın çoğu dışarıdan gelen insanlar oluşturuyor. Dolayısıyla bu deve güreşleri sadece Buharkent'e hitap etmiyor. Aynı zamanda hem çevre ilçelere hem de çevre ildeki vatandaşlarımıza hitap ediyor. Dolayısıyla çevreden de gelen birçok misafirimiz hem Buharkent'i tanıma fırsatı oluyorlar hem de böyle bir programa, güzel bir programa iştirak etmiş oluyorlar, mutlu olmuş oluyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben son olarak tekrar herkese deve güreşlerine hoş geldiniz diyorum. İnşallah deve güreşlerimiz sağlıkla, mutlulukla son bulur, güvenle son bulur diliyorum. Hiç kimsenin burnu kanamadan güzel bir şekilde neticelenir diyorum. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok bu deve güreşlerine. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler. Kırkamalı Saraköy'den Atipoğlu bu da kadar sahaya. Evet şimdi de yanımızda AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Sayın Güven Saylık yanımızda. Evet başkanım neler söylemek istersiniz? Ortam çok güzel olmuş. Evet çok güzel oldu. Yoğun bir katılım oldu inşallah. Yakın çevremizde de şu anda aynı döneme denk gelen bir güreş de yok. Hava da çok güzel. Katılım da güzel oldu. İnşallah biz Türkiye'de yapılacak olan en güzel deve güreşi için iddialıyız. Bu iddiamızı da bundan sonraki dönemlerde de devam ettireceğiz inşallah. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize Türkiye'nin en güzel sahasını kazandırdı. Buradan emeği geçen herkese de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de artarak en güzel develerle, en güzel güreşlerle, yoğun katılımlarla devam etmesini temenni ediyoruz inşallah. Kazasız belasız bir güreş olur, gerçekleşir inşallah. İnşallah. Buharkent gerçekten çok güzel bir yerde. Evet. Havası güzel, toprağı güzel, insanı evet, güzel. Bugün de gerçekten güzel bir havada böylesine bir organizasyon çok güzel olmuş. Evet, güzel oldu. Tabii bu organizasyonların bir başka güzel yönü de insanların birbiriyle kaynaşması, geleneğimizin devam etmesi,
bu geleneğin sürdürülmesi. Bu anlamda da çok büyük katkıları var. Tabii insanlar da bir şekilde eğleniyor dolaylı yönden. Fırsat yaratıyorlar kendilerine bir şekilde. Bu anlamda tabii ki çok güzel oluyor. Güzel bir gelenek. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok sağ olun. Herkese iyi eğlenceler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek. Evet, şimdi de Buharkent'te vatandaşların arasına geldik. Bakalım vatandaşlarımız neler diyor. Merhaba, sizi tanıyorum. Merhaba, ben Germanistan'dan geldim. İsmim Fevzi Tetek. Sigorta emeklisiyim. Çok güzel. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Buharkent'i nasıl buldun bugün? Buranın Buharkent'i organize çok güzel gördüm. Hı hı. Çok güzel düzenlemişler yani. Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş. Peki Germencik'te de yapılıyor mu böyle güreş? Germencik'te ayın 10'unda olacak nasip olursa. Çok güzel güreşimiz oluyor. Hangi ayın 10'unda? Bu Ocak ayının 10'unda. Ocak ayının 10'unda değil mi? Evet. Peki abi, bu ne zamandan beri devam ediyor? Deve güreşlerini sen ne zamandan beri hatırlıyorsun? Ben doğdu doğarı bu güreş devam ediyor. Zaten ben deveci torunuyum. Öyle mi? Güzel, seviyorum güreşleri. Her güreşe gidiyorum yani. Sizin zamanınızda mı iyiydi? Yani senin gençliğinde mi iyiydi, şimdi mi iyiydi? Tabii bizim gençliğimizde güreşte evler azdın. Güzel oluyordun. Şimdi çok oldu. Çok, her güreşlere gidiyoruz yani. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Ben de evet, Buharkent'te vatandaşların arasına girdik. Merhaba, siz hangisiniz? Merhaba, ben Ferdi. Soyadım Demir. Belediye başkanımızın bize özel tahsis etmiş olduğu kasada burada deve güreşimizi izliyoruz. Sizleri de aramızda görmekten çok mutluyuz yani. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Nasıl geçiyor bu sene? Vallahi çok güzel. Yeni arenamız da süper oldu. Yani şöyle bir baktığınız zaman her yer dört dörtlük. Hiçbir kusur yok. Ege'nin böyle bir saha yok değil mi? Yok. Benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla böyle bir saha daha önce hiçbir yerde yapılmadı. Evet, evet, evet. Başkanım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, sağ olun. Hoş geldin. Evet, tekrar. Evet, merhaba abi, nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. Adım Şaban Öztürk. Belediye başkanı ve kaymakamım sayesinde bir tahsis edildi. Burada çok güzel de gösterim, seyrediyoruz. Güzel de bir arena yaptı belediye başkanımız. Onu da teşekkür ediyoruz. Dün akşam Devider gecemiz vardı. O da belediye başkanımız ve kaymakamımız sayesinde dev tabloları sattık, dev üstleri sattık. Gelir elde etti engelli olarak. O bakımdan belediye başkanımız ve kaymakamımız çok teşekkür ediyoruz. Daha da devamını getirmesini diliyoruz kaymakamımız ve belediye başkanımızdan. Çok güzel güreşler oluyor. Arenamız çok güzel olmuş. Vallahi muhteşem bir gün bugün. Muhteşem bir gün bugün. Teşekkür ediyoruz yani. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pamukkale Devi teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığı için burada. Her zaman yanınızdayız. Her zaman. Zaten her zaman yanımızda oluyorsunuz. Destek oluyorsunuz. O bakımdan sizler teşekkür ediyoruz yani. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Çok sağ ol abi. Evet Kadir'im, şöyle devam edelim. Evet, merhaba. Siz de tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Şeküre Gönen. Engelli arkadaşlarının kurs öğretmeniyim. El sanatları adında faaliyetler yapıyoruz. Dün akşam da yaptığımız faaliyetlerden satışımız oldu işte. Belediye başkanımız bugün burayı tahsis etti. Biz de izlemeye geldik. Teşekkür ederiz. Arena ile ilgili ne söylersiniz? Ege'de böyle bir arena yok ilk defa. Ben pek deve güreşine gitmiş bir insan değilim ama ilk defa buraya geldim ama çok güzel. Burada ne yapıyorsun? Çok güzel değil mi? Çok güzel, kesinlikle. Atmosfer de çok güzel. Beğendik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Kadir'im çekebiliyorsan şöyle devam edelim soldan. Merhaba, seni de tanıyorum. Merhaba. Ramazan Arı benim adım. Memnun oldum. Buharkentli misin? Buharkentliyim. Peki güreşle ilgili ne söylemek istersin? Güreşi bir söyleme istedim yok yani. Memnunsun. Evet. Şu andaki keyfin iyi değil mi? Keyfim iyi. Çok güzel. Peki inşallah çok daha iyi olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Birkaç cümle. Sizi tanıyalım, bizim o kadar. Hayır, hayır. Almanya'dan geldik. Evet, Buharkent'teki röportajlarımız devam ediyor. Buradaki vatandaşlarımız gerçekten şu anda çok eğlenceliler, çok coşkulular. Efendim merhaba, sizi de tanıyalım. İyi günler abi. Ben Yüksel Kavaloğlu. Almanya'dan geliyorum. Öyle mi? Evet. İzini Aralık'ta mı kullandınız? Hayır. Yazın geldim gittim. İki hafta için buraya geldim. Çok güzel olmuş. Yılbaşı dönüşü. Güreş için mi geldin yoksa? Evet. Bugün burada, haftaya Aydın'da. İnşallah. İzleme imkanınız oluyor mu orada bizi? Evet. Pamuk TV'de. Pamukkale TV izliyoruz abi. Peki abi. Var mı diyeceğin? Yok. Söylemek istediğim bir şeyler. Allah'a emanet olun abi. Orada bizi izleyenlere bir selam gönder istersen. Herkese iyi günler. İyi günler, selamlar. Çok teşekkür ederim. Yanındaki kim? Kızım. Allah bağışlasın. Amin. Seni de tanıyalım. Benim adım Sibel Kavaklıoğlu.
Sibel, sen de Almanya'da mı kalıyorsun? Evet. Çok güzel. Peki nasıl devam ediyor orada hayatınız? Neler yapıyorsun? Sen okuyor musun? Okuyorum. Kaça gidiyorsun? Lise 1 orada. Çok güzel. Peki seni de tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ ol. Bir şey yenilebileceğin var mı oraya? Selam gönderiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Oldu, herkes iyi günde. Çok sağ olun, size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun abi. İyi günler. Çok sağ olun. Sağ ol. Fikret, Bozdoğan'dan kıymetli misafirler. Rahmetle andı. Bodrum'da kenekene kini, pehlivan deve gösteriyor Arada tekini. Öğlen vaktinde, şimdi. Hasan Paşa ve Özgür Sağlıklarından Miray İlk milletin yanında Kardeşiye basit burada Değerli izleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de yanımda Hakan Çağlar Er Ürker Bey yanımızda. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Buharkent'te bugün çok güzel bir hava var. Neler söylemek istersiniz efendim? Valla burada kadim medeniyetimizin yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan bir müsamebelesinin deve güreşinde bu Buharkent'teki çok değerli hemşehrilerimizle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle de Buharkent Belediye'mize bu güzel arenayı, bu güzel deve güreşlerinin olduğu yeri kazandırdığı için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir coşku var. Tüm halkımız çevreden gelmiş ve bu ata kültürümüzü, kadim medeniyetimizin en önemli yörük kültürümüzün unsurlarından birisini burada hep birlikte neşeyle, hep birlikte tecrübe ediyoruz. Bundan dolayı mutluluğumu ifade ediyorum ve emeği geçen herkesten de herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Peki Buharkent'ten, Aydın'dan bizi izleyenlere mesajınız varsa alalım efendim. Tabii ki. Buradan ben şu mesajı vereyim. İşte aynen burada bu arenada olduğu gibi milletçe hep birlikte tek yürek birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirelim diyorum. Ve hep, bütün vatandaşlarımıza da sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Buharkent'te deve güreşlerinde programımız devam ediyor. Tabii tribünlerde oturan bir gazimiz gözüme takıldı. Evet, merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyilik. Çok güzeliz. Güreşte seyrediyoruz. Sizi bir tanıyalım. Buharkent'e bağlı değiliz ama Gencel'denim. Nazilli Muharip Gazileri'ne koşuyorum. Şu anda Kuvayi'deyim. Evet, peki. Kuvayi. Siz gazisiniz. Evet. Nerede gazi oldunuz? Kıbrıs'ta. Kıbrıs gazisi. Evet. Kaç doğumlusunuz? Esas 1952 ama 54'e bir oraya gittik. Aa. Kayseri Hava İndirme Tugayı'ndan. Paraşütçü komando olarak. Çok güzel sevgili i̇lk gazi. Planı, ilk gidenlerdeniz. Benim de dayımın oğlu var, Gürler Erdağ'ı. O da sizin devreniz. Evet. O da Kıbrıs gazisidir. Buradan Gürler abime de selamlarımı gönderiyorum. Biz de selam söyleriz. Gazimizin de selamı var. Evet. Peki abi, sen neler söyleyeceksin güreşle ilgili? Buharkent güreşi her sene güzel olmakta yani. Tercih ediyoruz kaymakamına, belediye başkanı, hepsi. Tertip komitesine teşekkür ediyoruz yani. Nasıl buldun sahayı? İyi, çok güzel olmuş. Beğendiniz. Beğendik. Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür sağ ol. Abi. Yine görüşeceğiz inşallah. Evet, evet abi, merhaba, seni de tanıyalım. Merhaba efendim, merhaba. Evanok, iyi misiniz? Hamdolsun, iyi. Siz nasılsınız? Allah'ıma çok şükürler olsun. Buharkent güreşleriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Başta kaymakamın, belediye başkanı olmak üzere çok güzel bir tertip komitesi yapmışlar.
Ellerine sağlık. Halk çok memnun. Bunun daha ileriye doğru yönlenmesini halktan istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, abi merhaba. Seni de amcam tanıyorsun. Aydın Boharkent Savcılı Köyü'nden İhsan Topbaş. Ben 50 senedir bu güreşleri her hafta takip ederim, giderim. Ama buranın sahası bu sene bayağı Ege'de bir tane diyebilirim. Belediye başkanı yenimdir. Geleği için her şeyi hakikaten muazzam yaptı. Çok memnunuz. Halk memnun, saha memnun, hepsi memnun. Hepsinden memnun. O kadar. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ olun, var olun. Efendim merhaba, sizi de tanıyalım. Ruhi Duman. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Sizi burada görmek güzel oldu. Nasıl buldunuz güreşleri? Güreşler güzel. 100 yıllık yörük göreneği çok güzel geçiyor. Yani bu güreşte emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bize bu günü yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz yani. Evet, değerli izleyenlerimiz, aslında Ruhi Bey Denizli'den, bizim de müşterimizdir. Ya Denizli'den birilerini burada görmek ayrı bir sevinç. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Evet, Boğarkent'te deve güreşlerinde programımız devam ediyor. Tabi burada minik seyirciler de var. Denizli'den gelmişler. Bakalım şimdi onlarla tanışacağız. Merhaba, senin adın ne? İsmim Melih Karacan. Denizli'den geldim. Hoş geldin. Kaça gidiyorsun Melih? 7. sınıfa. Kaç? 7. sınıf. 7'ye gidiyorsun. Sen buraya deve güreşi izlemeye mi geldin? Evet. Tebrik ediyorum. Seviyor musun sen bunu? Evet. Çok güzel. Peki, seni de tanıyalım bakalım. Benim adım İrem Karacan. İrem, maşallah. Sen kaça gidiyorsun? 4'e. 4'e gidiyorsun. Seviyor musun deve güreşini? Evet. Çok güzel. Peki, var mı arkadaşlarına bir diyeceğim? Herkese bir selam gönderirim. Herkese selam. Çok teşekkür ediyorum. Evet, merhaba. Seni de tanıyalım. Benim adım Cem. 8 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Maşallah. Cem, sen de mi Denizli'den geliyorsun? Ah, deve korkuttu bizi bu arada. Sen de mi Denizli'den geliyorsun? Ben Ortakçı'dan geliyorum. Ortakçı'dan geliyorsun. Bunlar kim? Kuzenlerin mi? Hı? Arkadaşların mı? Kuzenin mi? Kuzenlerim. Kuzenin. Çok güzel. Peki, sizlere başarılar diliyoruz. Hadi bakalım. Başkan buraya bakalım. Çek böyle, çek gitsin ve bak böyle abi. Çek abi. Gidelim. Efendim? Tamam. Bağ Bey sağda. Evet, eski günler tüm misafirler ve etrafından açılın. Güreşimiz baba gidiyor. Çatala mı döndü? Kıymetli misafirler.
Görüyorum, görüyorum. Bakıyorum. Germencik'ten Akın Bey. 5 Eylül'den Ufuk. Kumru'dan 2. Salih Bey. Bozdoğan'dan 1. Özgür. Tamam. Arkadaşlar deme güneş duruyorum. Gelmeyin. Evet. Aydın'dan Küçük Gezer. Beyyurt'un da kıymetli misafirler. Yeni Yıldız. Aman 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 aman. Arkadaşlar aman. Şimdi olmadı bak. Şeyi asalım, kapıyı asalım, kapıyı. Kapıyı bakın asalım. Dur. Dur beni tutun. Okan. Tamam. Hangini söyle. Battaflı geldi mi? Tamam. Galata'yı. Akın Pazarlı. Birinden rakibi. Germencik'ten Galata'yı. Onukçu Bey öldü mü diye şimdi. Onukçu Bey. Tamam. Karadeniz sahillerinde dinledik güzel bir ney. Galatasaray'ın da rakibi Buldan'da Onukçu Bey. Kıymetli misafirler, eski tevecilerden rahmetle aldığım Hilmi Bozdağ'ın namuru sürdüren İsmail Bozdağ'a buradan selam olsun diyoruz. Babasının yerini aldı İsmail abi. Baban Allah rahmet etsin. Hatta bir gelin sinema. Tamam. Ali abi. Hakikat tafım bu. Tamam. Tabii. Kıymetli misafirler Galata'ya sadece sokuldu Onukçu Bey. Bakın ısrarla bağlamı. Gökhan neredesin? Bak bana. Kiki TV. Açılacak mısın? Aydın'dan birinci gezer. Kıymetli misafirler, Galata'yı ve rakibi olan, açılın bakalım diye etrafından Onukçu Bey. Onukçu Bey geri geri çekildi. Galata'yı ısrarla sağ tekini sürdürüyor. Evet, kameracılar, kıymetli misafirler, görkemiyle yeni sahada göksel video boğalı deve güreşlerini inciler adam göksel video ve yanında yılların eskitemediği köşedaşı Çınar'ı Yeni Pazar'dan Belkıs video Suat Çerçimeoğulları en büyük arşivi olan geçmişten bugünümüze Belkıs video yanında göksel video. Yine misafirler Galata'ya sağdan teke sokuldu. Onukçu Bey'i teke karşılıyor. Osman boyun devrilmesi. Kenara gel. Yanımızı gel. Küçük Gezer sağda. Akçemel Mercilik. Selamlıdan Akçemel Mercilik. Barış'ı temenni ediyoruz. O maçta atıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Barış'ın simgesi güvercinlerimizi havaya salıyoruz. Evet. Evet. Hadi. Evet. Yılmaz Görmez Ege'nin
gözü kulağı. Sayın Başkanım, bu konuda arz ediyorum. Evet. Barış'ın simgesi olan güvercinleri ülkemiz huzur bulsun, barış bulsun amacıyla havaya saldık. İnşallah bu duamız kabul olur. Bir an önce huzur bulur, barış bulur ülkemiz. Bütün dünyaya barış gelsin istiyoruz biz. Ben sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, Buhar Kent'in yeni deve güreşi arenasında röportajlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Merhaba sen. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arı. İsim ne efendim? Serkan Noyin. Serkan, nereden geldin? Kuyucak'tan geliyoruz. Kuyucak'tan. Evet, Kuyucak'tan geliyoruz. Peki nasıl buldun sahayı, etrafı? Çok güzel bulduk. Paylaşanları, yardımcı olanları, belediye başkanımızı, kaymakamımızı çok teşekkür ederiz. Bu atmosferi sağladılar bize. Geleneksel dedelerimizden gelen şeyleri paylaştıkları için çok teşekkür ederiz onlara. Çok güzel bir ortam. Herkes piknik havasında, bunun gibi. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz size. Evet, şöyle devam edelim. Gel bakalım, senin adın ne? Murat. Murat, sen nereden geliyorsun? Buldan'dan geliyorum. Buldan'dan geliyorum. Evet. Çok güzel. Her zaman gelir misin Murat? Gelirim. Her zaman güzel. Çok güzel dizayn edilmiş. Her şey çok güzel. Her şey yolunda. Teşekkür ediyorum. Evet, şöyle devam edelim. Evet, afiyet olsun. Nasılsınız? Oh, teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Yamalak. Nereden? Kuyucak, Yamalak. Kuyucak'tan geliyorsun. Çok güzel. Peki abi, sizi tanıyalım. Mustafa Esen, Saraköy'den geliyorum. Saraköy. Saraköy'den. Nasıl buldun sahayı, güreşi? Abi, yıllardır geliyoruz. Diğer sağ küçük geliyordu ama bu sağ bu sene çok güzel olmuş. Hani belediye başkanımıza ve emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Geniş, kapsamlı, hem deveci için hem de seyirciler için çok güzel bir yer. Biz de zevkle izliyoruz yani. Ortam güzel olmuş değil mi? Ortam çok güzel. Yani diğer sahada biraz daha sıkışık oluyordu. Sıkıntılı oluyordu izlemek. Her sene geliyor musun? Her sene geliyorum. Yani takip etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve çoğu deve güreşine gitmeye çalışıyorum yani. Sarayköy'de ne zaman bu güreş? Sarayköy Ocak 10'da. Buradan yani buradan bütün güreş severleri de davet ederiz. Tamam, ben diyecektim, siz dediniz. Sizin sayenizde Sarayköy'deki deve güreşlerini de duyurmuş olalım. Aynen. 10 Ocak'ta Ege ve Marmara'nın en büyük develerinin güreşeceği. Ege ve Marmara'nın. Evet. Çok güzel. Belki Akdeniz'den de gelen olur. Yani oradan da geliyor da büyük develer buralarda ya. O yüzden bekleriz size. Yani bütün güreş severleri. Çok teşekkür ederim. Evet, merhaba, sizi de tanıyalım. Merhaba, siz nereden geliyorsunuz? Denizli'den, Saraykö- Denizli'den. Saraykö- Saraykö. Çok güzel. Beraber misiniz? Hepimiz. Hep beraber misiniz? Evet. Peki nasıl buldunuz? Güzel. Ben daha önce buraya gelmemiştim. Hep Sarayköy'dekine gelmiştim. Orası da güzeldi. Burada da daha güzel. Teşekkür ediyorum. Evet, seni de tanıyalım. Necati Esen, Saraykö'den geliyorum. Daha önce geçen sene gelmiştik ama bu seneki daha güzel olmuş. Ortam, çevresi, hani seyirci izleme alanı falan. Başkanımıza teşekkür ederiz ya. Teşekkür ediyorum. Evet, şöyle devam edelim. Merhaba, siz de tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de tanıyalım. İsmim Hasan Sayar. Aslen Afyonluyum. Ama 10 senedir buradayım. Buharkent'te misiniz? Buharkent'te oturuyorum. Güzel. Oğlanlar geldik işte, gezmeye. Adı ne oğlanın? Ahmetcan. Ahmetcan, kaça gidiyorsun? Daha okula gitmiyor bu. Öyle mi? He. Tam şöyle yukarıdan bakınca anlayayım onun evet. Dışını. Ahmetcan, arkadaşlarına bir selam gönder bakalım. Hadi selam söyle. Konuşmayacak Ahmetcan bakalım. Peki. Teşekkür ederim. Ben sağ olun. Buradan Afyon'a selam olsun. Memleketine selam da gönder. Aynen. Peki. Evet, merhaba, sizi de tanıyalım. Biz İzmir'den geldik. Öyle mi? Neresinden? Kemalpaşa olacak da. Çok güzel. Peki nasıl buldunuz Buhar Kent'i? İyi ya, iyi güreş oluyor be. Her sene gelir misiniz böyle? Geliriz, geliriz. Teşekkür ediyorum. Abi seni de tanıyalım. Ben Aydın'dan geldim. Aydın'dan mı geliyorsunuz? Evet, Aydın'dan geldim. Nasıl buldunuz abi buradaki ortamı? Güzel, çok güzel, çok güzel. Tabii bugün hava da güzel olunca rağbet bayağı çok değil mi? Çok güzel, çok güzel. Evet değerli izleyenlerimiz, Buhar Kent'teki röportajlarımız devam ediyor. Tabii şimdi de yanımda Denizli Vali Yardımcımız Sayın Alaaddin Aktaş Bey var. Evet. Tabii Sayın Valim eski Buhar Kent kaymakamlarından olduğu için buraya biraz daha ilgisi var. Evet Sayın Valim, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün Buhar Kent'i nasıl buldunuz efendim, neler söylemek istersiniz? Buhar Kent'i çok güzel buldum. Malumunuz bu yörenin sevilen deve güreşlerinin en güzellerinin, en büyüklerinden bir tanesini burada izliyoruz şu anda. Sayın
Sayın Başkan Mehmet Erol sağ olsun. Hakikaten çok güzel bir arena yapmış. Ve çok müthiş rağbet var, siz de görüyorsunuz. Çok müthiş kalabalık var. Vatandaş büyük bir sevinçle, eğlence içerisinde, piknik havası içerisinde hem eğlenip hem de güreşlerini seyrediyorlar. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Peki Sayın Vali, sizin zamanınızda tabii böyle arenalar, böyle sahalar yoktu. Yoktu, yoktu. Aşağıda bizim şey vardı. Şimdi orası çimlenmiş sahamız var. Çim sahamız, stadyum vardı. Stadyumda yapılıyordu bunlar. Ama orası bu kadar iyi değildi. Şimdi başkan gördüğünüz gibi böyle çok güzel böyle seyir alanı oluşturmuş yani. Çok harika oluşturmuş. Sayın Valim, ben biraz önce vatandaşlarımızla da konuştum. Ege'den, Marmara'dan hatta Akdeniz'den de gelenler var. Zannederim 200'e yakın deve var. Deve sahipleri var. Evet. Şimdi bu develer tabii tek başına gelmiyor gelirken. Onu tanıyan bilen birçok grup haline geliyorlar. Zannederim hepsi buradalar şu anda. Evet, evet. Dışarıyı da görmüşsünüzdür. Çok müthiş bir kalabalık var. Demek ki Buhar kentimizde bu çok güzel organize edilmiş. Çok güzel de duyurulmuş. Yani mevsim olarak da zaten sezonun başı şu anda biliyorsunuz. Deve güreşleri bundan sonra daha Ocak, Şubat devam eder. İlklerden sayılacak bir güreş bu. Yani bundan önce belki olmuştur ama bu ilklerden sayılacak olduğu için deve güreş severlerin bugün birçoğunun burada olduğunu görüyoruz. Bunlar da Ege genelinden gelmişler. İzmir'den de var, Muğla'dan da var, Aydın'dan da var, değişik illerden var, Manisa'dan var, Deniz'den de var galiba herhalde. Hakikaten her yerden, Ege bölgesinden pek çok burada yarı güreş severleri görüyoruz şu anda. Evet. Ve güzel olmuş. Bir de şeyi, arenayı çok güzel düzenlemişler. Şu anda dikkat ederseniz arenayı da çekmişsiniz herhalde. Vatandaş çok rahat seyredebiliyor. Güreşi görebiliyor. Develer bir de kaçınca kimseye zarar ziyan açmıyor burada. Ha, önce de ne olurdu? Düz alanda yapılırdı bu. Deveyi kaçırıyor, tutamazlardı. Allah korusun, istenmedik şeyler olurdu. Şimdi burada öyle bir durum yok. Yani arena çok güzel yapılmış. Hakikaten başkan bu işe emek vermiş. Sağ olsun, var olsun. Evet, Sayın Valim, röportaj için bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Peki, kolay gelsin. Bizi izleyenlere, özellikle Denizli halkına bir mesajınız varsa alabiliriz efendim. Yani biz Denizli'de görev yapıyoruz şu anda. Burada da görev yaptık. O zaman bu yaptığımız görevler içerisinde çok eğitim öğretim işlerine ağırlık vermiştik. Şimdi yine Denizli'de benzer işlerle meşgul oluyoruz. Yine eğitim öğretim işlerle meşgul oluyoruz. Biz halkımız için çalışıyoruz. Herkes için çalışıyoruz. Devlet için çalışıyoruz. Yani herkese saygılar, selamlar. Bu güzel Ege'mizin yani son bahar günlerini yaşıyoruz. Aslında tabii biraz havamız da kurak gidiyor. Ama kültürümüzün en önemli ögelerinden olan bu yörük kültürümüzün deve güreşi festivallerinin Buharkent'te hemen hemen ilk güreşlerinden birisini yaşıyoruz. Ben öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Buharkent Belediye Başkanımıza. Hakikaten güzel bir arena yapmış. Çok güzel olmuş. Güreşler de güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Arenaya yakışır güreşler oluyor. Tabii bu bizim kültürümüz. Kültürümüzü yaşatmak belediyelerimizin en temel görevlerinden birisi. Halkımız güzel bir pazar günü geçiriyor, sizin de gördüğünüz gibi. İnşallah kazasız belasız bir festival olur. Tekrar tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum ben de. Güzel bir arena olmuş. Hava da güzel. Evet. Ege'den, Akdeniz'den, hatta Marmara'dan da gelenler var. Evet. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Oldukça geniş bir katılım var. Yani işte dedim ya, yani arena güzel, havamız güzel. Buradan Çanakkale'den, Ege'den, Akdeniz bölgesinden insanlarımız bir araya geliyor, develerimiz bir araya geliyor. İşte bunlar güzel, kültürümüzün bir parçası. Hakikaten bunun devam etmesi lazım. Tabii belediyelerimiz de burada bu işin motoru sayılır. Yani hakikaten çok büyük görevler üstleniyor belediyelerimiz bu konuda. Hepimiz öyle. Önümüzdeki Şubat ayında inşallah Kuyucak'ta da güreşlerimizi gerçekleştireceğiz. Deve güreşlerimizi. Evet. Şubat'ın kaçında başkanım? İkinci haftasının pazarı oluyor artık. Her yıl ikinci haftasının pazarı. O zaman izleyicilerimizi, Kamukaya TV izleyenlerini davet edelim. Aynen, davet ediyoruz. Bütün izleyicilerimizi, burada bulunan Kamukaya izleyicilerimizi, Kamukaya TV izleyicilerimizi buradan ben de güreşlerimizi davet ediyorum. Bekliyoruz. Gelsinler, misafirimiz olsunlar. İnşallah havamız da güzel olursa güzel bir güreş de Kuyucak'ta yapmak istiyoruz. İnşallah. Her yıl olduğu gibi. O gün biz de orada olalım inşallah. İnşallah. Sizleri de bekliyoruz. Sizler de buyurun. Yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Pamukkale TV'de bölgemizin hakikaten her zaman izlediğimiz bir televizyon.
Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Çok, çok güzel olmuş. Birincisi biliyorsun bu güreşlerin yapılabilmesi için güzel bir sahanın olması lazım. Burada da güzel bir saha yapmış başkanımız. Sağ olsunlar. Çünkü vatandaşın dileği şu. O güreşi rahat seyredebilmek, rahat oturabilmek, rahat hareket edebilmek. Burada da o rahatlığı bulabiliyorsunuz. O yüzden gayet güzel olmuş. Güreşler de güzel oluyor. Tabii Baharkent bu konuda tecrübeli bir yerde. Bizim gibi onlar da. O yüzden başkanımıza başarılar diliyoruz yani. Kolay gelsin. Peki başkanım buradaki ortam böyle diyorsunuz. Yeni Pazar'da ne zaman olacak bu tür bir güreş? Yeni Pazar'da biz gelenekseldir bizimki. Şubat ayının ilk pazarı. O da bu sene 7 Şubat'ı rastlıyor. Orada bizim de böyle arenamıza aynı şekilde hiçbir vatandaşı saha içine girmeden, hiçbir vatandaşı deve rahatsız etmeden böyle kademelerde güreşlerini seyrediyorlar. İçkilerini yudumluyor, köftelerini yiyorlar. Eğleniyorlar yani davulun çaldırıp. Bu tür organizasyonlar ilçenin tanıtımı için çok önemli değil mi? Tabii ki ben şöyle izah edeyim. Yeni Pazar'da 33. güreşimi yapacağım. O yüzden 33 senedir Yeni Pazar artık bir marka oluştu. O yüzden o markayı iyi kullanmak zorundayız. İyi güreş yapmak istiyoruz. Hakikaten de çok iddialıyız bu konuda. Güzel bir güreş olacak. Başkanım o gün inşallah biz de orada olalım. Bekleriz tabii böyle bir etkinlikleri sizin gibi televizyon grupları çekim yaparsa biliyorsunuz bunu ilk defa bir neydi? Rumeli TV ile başladılar. Ama sizin de böyle bir televizyonun olması inşallah siz de uluslararası bir televizyon kanalına sahip olur. Siz de oradan yayın yapar. Biz de rahat seyrederiz yani. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben Gökhan Erdoğan Deniz'den geliyorum. Gökhan Deniz'den mi geliyorsun? Evet. Deve güreşleri için mi geldin? Evet. Seviyor musun? Evet güzel oluyor. Her sene oluyor. Her sene geliyoruz. Daha güzel oluyor. Sen Denizli'de oturuyorsun. Evet. Bu tür organizasyonlara işte Sarayköy'den Aydın'a kadar İzmir'e kadar hepsine gidiyor musun? Gidiyorum. Güzel oluyor. Seviyorsun yani. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Var mı bizi izleyenlere diyeceğin? Herkes aileme, akrabalarıma selam söylüyorum. Herkese selam ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere Aydın Buharkent'ten seslendik. Buharkent'te gerçekten bugün hava da çok güzeldi. Güreşler de güzel geçti. Şimdi biz Buharkent'ten ayrılıyoruz. Başka bir yerde, başka bir programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum efendim.